Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağsız çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kakaolu çatlak kurabiye tarifi veriyorum. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamak adına videonun tamamını izlemenizi önemli rica ederim. Dilerseniz artık bu güzel kurabiyelerimizin yapımına başlayalım. Kurabiyem için uygun bir kabımın içerisine 3 adet yumurta alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da sıvı yağ ilave ettikten sonra malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. E, şekerimizin biraz erimesi gerekiyor. Bunun için 1-2 dakika bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı da kakaoyu ilave ederek tekrar kakaomla birlikte malzemelerimi güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerimiz güzelce karıştığı birbirleriyle özleştiler. Hemen önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 3 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ederek kurabiyemin hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Kabımın içerisine biraz ondan ilave ettikten sonra içerisine bir pakette hamur kabartma tozunu ekleyerek tekrar kaşığım ile hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Kurabiyemizin hamurunu bu şekilde spatula ile yoğuruyoruz arkadaşlar. Kesinlikle elimiz girmiyor içerisine. Bütün tariflerimde belirtmiş olduğum gibi ununuzun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir. Kullanmış olduğunuz yumurtaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de un ölçüsü değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Unumuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben hamurumun kıvamını sizlere gösteriyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Çok katı bir hamur hazırlamıyoruz. Bildiğimiz kurabiye hamurları gibi olmuyor. Macun kıvamında civa yakın bir hamur hazırlıyoruz. Sizler tarifimi izlerken ben de hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha sonra paylaşmış olacağım videolardan ilk siz haberdar olabilmeniz için yandaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın lütfen. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri de açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Kurabiyemizin hamuru hazır. Görmüş olduğunuz gibi macun kıvamında bir hamur hazırladık. Hemen içerisindeki kaşığımı çıkartıyorum ve hamurun kıvamını bu şekilde sizlere de gösteriyorum. Kurabiyemizin hamurunun üzerini temiz bir poşetle kapatarak buzdolabının alt kısmında yaklaşık yarım saat bekletiyorum. Kurabiyelerimize rahat şekil verebilmemiz için kurabiyenin hamurunun biraz buzdolabın alt kısmında bekleyerek donması gerekiyor arkadaşlar üzerine temiz bir poşetle kapatarak kurabiye hamurunu kaldırıyorum yarım saatin sonunda hamurumu buzdolabından çıkarttım hemen bir kaşık alıyorum ve kaşımla küçük parçalar alarak elimle yuvarlıyorum daha sonra bol bol pudra şekerinin içerisine bulayarak fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kurabiyemizin hamurunu kaşıkla alırken kaşığa yapışmaması için kaşığımız biraz sıvı yağ ile, ile yağlayalım arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat çıkarırsınız kaşıktan. Görmüş olduğunuz gibi buzdolabında beklettiğimiz için rahatlıkla şekil verebiliyoruz hamurumuza. Bol bol her tarafına gelecek şekilde pudra şekerine buluyorum. Daha sonra e, kurabiyelerimi hazırladıktan sonra da üzerlerine yine e, bol bol pudra şekeri ekliyorum arkadaşlar. Çünkü pişerken üzerindeki pudra şekeri eriyebilir. Üzerine tekrardan pudra şekeri ilave ettiğimizde görüntüsü daha güzel oluyor. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 150 derece fırınımın alt üst ayarında pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğum ölçülerden bu kadar kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerim fırından çıktıktan sonra 10 dakika soğuması için bıraktım. Görüntüsüyle, lezzetiyle şahane bir tarif oluyor arkadaşlar. İçerisinde katı yağ olmadığı için kıyır kıyır bir kurabiye olmuyor. Ama inanılmaz lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.